Bismillahirrahmanirrahim. Değerli basın mensupları, Zeytinburnu'nun güzel insanları, hepinize Doğu Türkistan camiası adına öncelikle Zeytinburnu Kardeşlik Platformu'na ve bu platform içindeki güzel yürekli kardeşlerimiz bütün sivil toplum kuruluşlarına minnet ve şükranlarımızı iletiyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Aziz kardeşlerim, Doğu Türkistan için bugün bu ilçede bütün Doğu Türkistan sevdaları, yüreğinde şuur olan, iman olan, vicdanı olan bütün yiğit insanlar bugün burada Doğu Türkistanlı kardeşleri için toplanmış bulunmuştur. Biz bu güzel örneği Türkiye'nin her yerinde, İstanbul'un bütün ilçelerinde, Türkiye'nin bütün vilayetlerinde, ilçe ilçe, il il her yerde bu şekilde güzel bir şekilde, örnek bir şekilde Doğu Türkistanlı kardeşlerinin yanında olmasını arzu ediyoruz. Ve Doğu Türkistan malumunuz 70 senedir Çin işgal altında da asimilasyon, katliamlar, tecrit edilme, din ve vicdan baskılarına yok edilmeye mecbur edilmiştir. Ancak bugün Çin 70 senelik esaret ve bütün istibdat, bütün zulüm ardından halkımız buna direndi. Dinimizi yok etmek istedi. Kur'an'ımızı yaktı, camilerimizi döktü, yıktı. Ama ancak insanlarımız o Kur'an'ı yüreğinde muhafaza etti. Dinini muhafaza etti. Milli kimliğini muhafaza etti. Yok olmadı, Çinli olmadı. Yerini, vicdanını, imanını, hüviyetini korudu. Ve bugün Çin 70 sene sonra 2050'de süper Çin olacak. Çin rüyasını dünyaya tanıtıyor. Ve bu rüyaya ulaşmak için kısa yoldan Doğu Türkistan'ı bir anda yok etmek istedi. Ve bir anda 5 milyon insanı kamplarda, toplama kamplarında tuttu. Ve evlerimizde bacılarımızın yanına, evin yiğitleri mahpustayken, zindandayken evlerimize bu kafir Çinleri yerleştirdi. Namusumuz çiğnendi, vicdanımız sızladı. Ve Çin ona da razı değil. Daha da hızlı bir şekilde bitirmek istiyor. Ancak oradaki kız kardeşlerimizin, bacılarımızın, mazlumların yaşları, ah ve feryatları dünyaya ulaştı. Dünya bunu gizlemek istedi, dünyaya gizlemek istedi. Yalanlamak istedi. Ağzımızı kapattı. Ancak bu ses dalga dalga genişliyor. Türkiye'de yayılıyor, Malezya'da yayılıyor, Endonezya'da yayılıyor, Bangladeş'te yayılıyor, Hindistan'da Müslümanlar'da yayılıyor. Dalga dalga bu genişliyor. Bu ses durmayacak. Ve Doğu Türkistan bağımsızlığına, hür ve bağımsız Doğu Türkistan olana kadar bu dalga, bu sesimiz Allah dinlemeyecek. Allah. Kardeşlerim, Çin 2050 Çin rüyası dedi. Bu Çin'in rüyası, Çin'in kabusu olacak. Rüya olmayacak. İnşallah. O süper güç olmayacak. Doğu Türkistan'da insanlar hür olmadıkça, bağımsız olmadıkça, kamplar kapanmadıkça, kızlarımız hür olmadıkça, bozulup kapanmadıkça Çin kalmayacak. Çin Doğu Türkistan'da, Çin'in devesi Doğu Türkistan'da çökecek inşallah. Hepinize teşekkür ederim. Yaşasın bağımsız Doğu Türkistan. Değerli basın mensupları, çok kıymetli hazirun. Çok uzak bir coğrafyada olmasına rağmen acısını an be an yaşadığımız Doğu Türkistan'da yaşanan mezalimi tüm benliğimizle lanetlemek ve inancımızın bize yüklediği müminler ancak kardeştir buyruğunun gereğini yerine getirmek için burada toplanmış bulunmaktayız. 1949'dan başlayan Çin zulmü ve işgali Doğu Türkistan'da her geçen gün artarak devam etmektedir. Doğu Türkistan halkına yaşatılan zulüm gün geçtikçe büyümekte ve yaşamını yitirenlerin sayısı gün ve gün artmaktadır. Zalim Çin uyguladığı işgal politikaları ile nesilleri bozdu, canlara, mallara kastetti. Bununla yetinmeyip Hitler'in Nazi kamplarını andıran toplama kaplarında milyonlarca Doğu Türkistanlı kadın, çocuk ve erkeği hapsetti. Şu anda 3 milyon Doğu Türkistanlı Müslüman eğitim kampları adı altındaki toplama kamplarında sistematik işkenceye maruz kalmaktadır. Çin'in uyguladığı
asimilasyon uygulamaları, doğum yasağı ve göç politikaları sonucu bölgede nüfus dengesi sürekli değişmektedir. Müslüman halk dünyanın gözü önünde sürekli olarak sindirme, baskı, asimilasyon ve etnik temizliğe maruz kalmaktadır. Kur'an kurslarını baskı altına alan, binlerce Uygur halkını cezaevlerinde tutan ve şehit eden Çin yönetiminin yaptığı insanlık dışı saldırıları Zeytinburnu Kardeşlik Platformu olarak telin ediyoruz. Katil Kızıl Çin, Türkistan'dan defol! Katil Kızıl Çin, Türkistan'dan defol! Katil Kızıl Çin, Türkistan'dan defol! Zulmün her yeri kuşattığı dünyada hayatın geçiş zevklerinin prangalarından kurtulmak, boynumuza reva görülen boyunduruğu parçalayarak ümmet olmak, bir olmak, birlik olmak, kardeş olmak zorundayız. Ve kardeş olmak, vücudun bir organları gibi acı neredeyse orada yanmaktır. Kardeş olmak, Yemen'de açlıktan ölmek, Arakan'da yanmaktır. Suriye'de bir çocuğun gözyaşı, Filistin'de babanın feryadı, Keşmir'de şehidin acısı olmaktır. Kardeş olmak, Mısır'da hapis, Doğu Türkistan'da çile, Afganistan'da acı çekmektir. Kısacası Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak, bölünüp parçalanmamaktır. Şüphesiz ki iman ne sınır, ne ırk, ne de coğrafya tanır. Çünkü biz İslam kardeşliğini her şeyden üstün bilen Müslümanlarız. İman ve inancımızın gereği olarak Türk, Kürt, Arap, Acem, tüm Müslümanlar olarak üzerimize düşen sorumluluğu elimizin ve yüreğimizin yettiği kadarıyla yüklendiğimizi siz saygıdeğer kardeşlerimizle paylaşmak istiyoruz. Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık. Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık. Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık. Zeytinburnu Kardeşlik Platformu üyesi sivil toplum kuruluşları olarak zulüm kimden gelirse gelsin zalimin karşısında, mazlum kim olursa olsun mazlumun yanında olacağımızı tekrar deklar etmek istiyoruz. Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize yapılan işkence ve zulümleri yakından takip ediyor, her zaman kardeşlerimizin yanında olacağımızı buradan haykırıyoruz. Doğu Türkistan yalnız değildir. Mazlum Müslüman olduğunda üç maymunu oynayan sahtekar Batı her zaman olduğu gibi zulme sessiz kalmaktadır. Çin dünyanın gözü önünde soykırım yapmakta ve buna hiç kimseden ses çıkmamaktadır. Bizler ne zamanki kendi sorunlarımızı başkalarına havale ettik, işte o zaman bitap düştük. Şurası bilinmelidir ki zalimi güçlü yapan diğer insanların sessizliğidir. Bizler Zeytinburnu Kardeşlik Platformu olarak her daim hak karşısında vav, haksızlık karşısında elif olma yolunda zulme hiçbir zaman sessiz kalmayacağız. İyiliği emredip kötülüğü düzeltmekle emrolunmuş ümmet olarak bizler Doğu Türkistan'daki Çin'in insanlık dışı zulümlerinden sizleri haberdar etmiş olduk. Yaşasın, bağımsız Doğu Türkistan! Sadece zulmedenlere dokunmakla kalmayan bir günün azabından sakının. Ayeti kerimesinin üzerine yüklediği sorumluluğun bilinciyle ya dünyayı kuşatacak zafer ya da Allah'a sunulacak şehadet diyerek hayatlarını imanlarına şahit kılanlara selam olsun. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Bu duygu ve düşüncelerle zalim Çin'in saldırılarında şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. Amin! Saygıdeğer hazirun, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, basınımızın kıymetli mensupları ve kıymetli parti temsilcilerimiz, basın açıklamamız burada son bulmuştur. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor. Hayırlı akşamlar diliyorum. Tekbir! Allahu Ekber!